Değerli izleyenler, gördünüz tüm bunlar ve daha fazlası birazdan evlerinize konuk olacak. Efendim bizlere aşağıda geçen telefon numaramızdan ulaşabilir, YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Değerli izleyenler, bu hafta avukatlarımızdan Sefert Yaman'la başlıyoruz. Avukatımız bu haftada hukukla ilgili son gelişmeleri yine siz izleyicilerimizle paylaştı. Sevgili seyirciler, bu hafta da İngiltere hukuku hakkında bilgi almak için Sefaret Hanım'a konuk oluyoruz. Değerli Son Durak izleyicileri, bir hukuk bölümümüze daha hoş geldiniz. Bu hafta da avukatlarımızdan sevgili Sefaret Yaman'la birlikteyiz. Öncelikle bir kez daha programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu hafta konumuz kaza davaları. Hepimizin her an başına gelebilecek kaza davaları. Ama şunu çok merak ediyorum. Diyelim ki bir kaza davası yaptım ve bir avukata başvuracağım. Bu avukatı seçerken nelere dikkat etmeliyim? Acaba kaza davaları konusunda ne kadar iyi ya da ne kadar bilgisi var? Bunları araştırmalı mıyım sizce? Şimdi genel olarak sizin açtığınız dava ne olursa olsun her zaman için kendi alanında en iyi ve en uzman kişiyi tercih etmelisiniz. Bu her alanda geçerli bir şey. Bu bir tazminat davası olsun, başka bir dava olsun, bir ceza davası olsun, ne olursa olsun. Ama tazminat davalarında, kaza davalarında bazen sizin verdiğiniz dava ya da sizin karışmış olduğunuz kaza her ne kadar çok basit bile görünse alanında uzman olan, işini yapan, ne yaptığını bilen birilerine gitmenizi öneririm. Bu herkes için geçerli. Bu bir hukuk davası da olsa, ceza davası da olsa her şey için geçerli. Ancak bazı trafik kazalarında ya da bazı çok kolay gibi görünen ya da işte sizin tazminat hakkınız %100 gibi görünen davalarda bile eğer sizin gittiğiniz kişi, avukatınız ya da sizin gittiğiniz avukatlık firması kendi alanında iyi değilse ya da ne yaptığını bilmiyorsa bazen faturası size patlayabilir, bazen dava çok komplike olabilir. Çok basit bir örnek vereyim. Geçmişte bana gelen, başka bir avukatlık firmasından bana gelen ve bu şekilde basit başlayıp da aslında çok komplike olan, çok karışık olan bir davadan örnek vereyim. İki tane üniversite öğrencisi, bayan arkadaş, okullarından çıkarlar, başka bir arkadaşlarının arabasına binerler. Genç bir sürücüdür bu. Bu arabada yolculuk ederken kızlardan bir tanesi, bayanlardan bir tanesi ön koltukta oturur, ikincisi arka koltukta oturur. Arka koltukta oturanın emniyet kemeri bağlı değil ama ön koltuktakinin emniyet kemeri bağlı. Şoför arabayı sürerken hız yapar, aşırı hız yapar. Sağa dönmesi gereken bir yerde kendisine bir araba yol vermez. Yanındaki arabada hız yapar, bu da hız yapar. Sonra döneceği yere yakın çok ani bir fren yapar. Bunun arkasındaki araba kendi mesafesini koruyamaz ve arkadan bu arabaya çarpar. Şimdi bu yolcu olan bayanların ikisinde de çok ciddi incinmeler olur. İşte bir tanesinin kalça kemikleri kırılır her ikisi. Bir tanesinin de belinde kırık olur. Bir tanesinin omuzlarında da kırık olur. İki omuzu da kırılır. Aynı zamanda bu arabanın şoförü de çok ciddi bir şekilde incinir. Ve bunların her üçü birden, üç kişi birden aynı avukatlık firmasına giderler. Bunlar işte şiddetle arkadaki arabayı suçlu bulurlar, sorumlu tutarlar. Bütün hatanın, bütün ihmalin arkadaki arabadan kaynaklı olduğunu söylerler ve bu üçü için bir şekilde dava açılır. Tabii arkadaki arabanın sigortasının yapmış olduğu tartışma şudur, der ki tamam biz hatalıyız, size çarptık ama siz de hatalısınız, ani fren yapmamalıydınız. Sigortalar arasındaki bu tartışma devam ederken, süre gelirken işte kim suçlu, kim suçlu değil, ne oranda suçlu tartışmaları devam ederken daha çok bu avukatlık firması bu üç kişinin işte tedavileri, bu üç kişinin doktor raporları ve o süreç üzerinde yoğunlaşırlar. Ta ki dava zaman aşımına yaklaşır ve zaman aşımını kesmek için bu avukatlık firması bu davaların üçünü birden mahkemeye götürürler. Bu süre boyunca her iki avukatlık, her iki sigortada masum olan, %100 tazminat alma hakları olan yolcuların, bu bayanların davasını karşılamayı kabul etmez. Sigorta şirketlerinden bir tanesi karşılasa ancak %50'sini karşılayacağını, çünkü bu da böyle bir davada %50'den fazla bir sorumluluk almayacaklarını dile getirirler. Şimdi bu verdiğim örnek çok çarpıcı bir örnek. Yani çok kolay bile başlasa
İşte bir arabada yolcusunuz. Her iki şoförden bir tanesi bir şekilde hatalı bulunacak ve sizin %100 tazminat alma hakkınız var. Ve bir sürü tedavi olmuşsunuz, birçok masrafta bulunmuşsunuz. Bunu bir şekilde dava açtığınız, sigortadan alacağınızı varsayarsınız. Ancak böylesi bir davada normalde teknik olarak yapılması gereken şey, olması gereken şey şuydu. Davayı alan avukatlık şirketinin, davayı alan avukatın hem yolcu hem de şoför için, sürücü için bir arada hareket etmemesi gerekiyordu. Yani bunlardan birinin davasını alması gerekiyordu. Şimdi yasada, İngiltere hukukunda bizim çıkarlar çatışması dediğimiz bir şey var. Bu nedir? Bu bir davada siz hem davacının hem de davalının avukatlığını yürütemezsiniz. Bir davada davasını yürüttüğünüz kişilerden bir tanesi eğer davalı durumuna gelmişse, siz bu durumda davacılar aleyhine, masum olanlar lehine davanızı devam ettiremezsiniz, yürütemezsiniz. Bu durumda bu dosyaları bırakmak zorundasınız. Müvekkillerinize başka bir avukatlık firmasına gitmeleri yönünde tavsiye vermek zorundasınız. Bunları böyle yönlendirmek zorundasınız. Şimdi böyle bir davada olduğu gibi bir trafik kazasında bahsettiğim senaryo çok basit bir senaryoydu. Sizin incinmeleriniz eğer ne kadar fazlaysa, sizin durumunuz ne kadar acil bir tedaviyi gerektiriyorsa gerektirsin, sizin uzman bir yerden, uzman bir firmadan ne yaptığını bilen bir yerden tavsiye almanız, buna göre hareket etmeniz çok önemli. Dediğim gibi bu verdiğim örnek bir tazminat davasına ilişkin bir örnekti. Ama bu bir örnek görüyorum, bir muhasebeci olabilir, bir ceza davası olabilir, bir gayrimenkul alım satımına ilişkin bir dava olabilir. Davanın mahiyeti ne olursa olsun, konusu ne olursa olsun, kesinlikle işini bilen ve profesyonel birilerine gitmenizde fayda var her zaman için. Böylesi bir davada verdiğim örnekte örneğin, yapılması gereken şey yolcular için davanın alınması, her iki sürücü aleyhine dava açılması. Çünkü siz aldığınız zaman müvekkilinizin çıkarlarını gözetmek zorundasınız. Onun en iyi çıkarlarını en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere gözetmek zorundasınız. Yapılması gereken şey her iki sürücü aleyhine dava açmaktı. Uygulamada böylesi bir senaryoda, normalde sigorta şirketlerinden bir tanesi tüm sorumluluğu alır, tüm davayı karşılar. Eğer %100 haklı ya da %100 sorumlu olduğunu düşünmüyorsa, sorumluluğun belli bir yüzdesinin başka bir sürücüye ait olduğunu düşünüyorsa, bu durumda o sürücünün sigortasına gider ve ödediği masrafın, yapmış olduğu harcamaların belli bir yüzdesini ondan ister. Ancak sigorta şirketleri her zaman için böyle yapmayabilir. Bunun için de bu verdiğim senaryoda, işin davanın kaderini, davanın geleceğini sigorta şirketinin istemine, onların takdirine bırakmamak gerekiyor. Onun için böylesi davalarda müvekkilin durumunu iyi gözetlemek, sorumluluk konusunda tahlili davanın başında yapmak ve ona göre davayı almak önemli. Evet Sefaret Hanım, şunu anlıyoruz ki sevgili avukatımız bugün sizden, toplu kazalarda, bu tür örnek verdiğiniz toplu kazalarda şoförün veya arkada oturan kişinin aynı avukata gitmemesi gerekiyor efendim. Evet, eğer sorumluluk karşı taraf tarafından net olarak kabul edilmediyse gitmemesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de çok önemli bilgiler öğrendik sizden. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyiciler, son durak yeni başladı. İyi seyirler. Sefaret Hanım'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.